Arkadaşlar merhabalar. Dersimize tekrar hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan. Para Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne görev yapıyorum. Şimdi sanal gerçeklik dersimizin arkadaşlar dördüncü kısmı VR Bot'un yani sanal gerçeklik uygulamalarını çalıştırmak için sahnemize bir tane arkadaşlar bir buton eklememiz gerekiyor. Yani kişi normal görüntüleyebilir veya sanal gerçeklik uygulamalarıyla yani gözlükle de görüntüleyebilir şeklinde iki seçeneğimiz olması gerekiyor. Şimdi VR Button arkadaşlar 3GS ile kullanılan yaygın kütüphanelerden biri. Bu bir JavaScript kütüphanesi. Bu kütüphaneyi kullanmak için arkadaşlar index.html dosyamızın bulunduğu klasöre bu 3GS'de nasıl eklediysek aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Ekledikten sonra bu kütüphaneyi arkadaşlar uygulamamıza dahil edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben VR Button olarak adlandırılan kütüphanemi buraya indirdim. Yine aynı şekilde 3GS kütüphanemin de aynı uzantıda. Bu isterseniz içeriğini inceleyebilirsiniz. Çok fazla büyük bir içerik yok arkadaşlar. 203 satırdan oluşuyor. Yani ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Bu şekilde indirip kurduktan sonra arkadaşlar şimdi VR Button'ı eklemek için ve butonunu eklemek için arkadaşlar sana gerçek butonunu İlk önce bir script olarak eklemeniz gerekiyor. Hatırlarsanız biz ne yapıyorduk? 3GS'i script olarak direkt source olarak veriyorduk uzantısını. Fakat VRBoot'un kütüphanesini eklemek için bazı dikkat etmeniz gereken hususlar var. Şu an için bunu modül olarak eklemeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar web sayfasının ana uzantısını vermeniz gerekiyor. Şimdi ben bildiğiniz gibi ben bilgisayarımda example olarak adlandırılan yerel bir sunucu kullanıyorum. Siz de farklı bir sunucu kullanabilirsiniz. Şimdi benim kodlarım genellikle direkt kod klatörünün içinde oyun var. Şu an dördüncü dersimizi işlediğiniz için arkadaşlar konu 4.0.4'ün altında VR Button kütüphanesi var. Yani sadece from deyip normalde benim kütüphanem direkt burada. İstersen ben şöyle yazabilirdim mesela. Düşünebilirsin. Mesela neden buraya VR button yazmıyoruz? Çünkü bu arkadaşlar bu kütüphanenin arkadaşlar direkt sunucu tarafından erişilmesi gerekiyor. Bu yüzden sunucunun ana uzantısını slash'la yani kök dizinini vermeniz gerekiyor. Şimdi benim kök dizinim arkadaşlar burada başlıyor. Bu yüzden kök dizinine ulaşmak için bütün üst klasörlerin uzantısını veriyorum. Ve bu klasörden arkadaşlar VR button olarak arkadaşlar ekleme yapıyorum. Yani VR button benim için artık bir değişken. VR ya da nesne olarak düşünebilirsiniz. Bu nesneyi kullanarak arkadaşlar VR button kütüphanesinin tüm özelliklerini kullanabileceğimi demektir. Bu önemli. Şimdi VR button'ı ekledikten sonra bazı temel dikkat etmemiz gereken şeyler var arkadaşlar. İşte bir sanal gerçeklik uygulaması yapmak istiyorsanız bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız biz normalde bütün uygulamamızı Request Animation Frame içerisinden çağırıyorduk. Fakat bunda ise değişiklikler var. Eğer bir sanal gerçeklik uygulamasını çağırmak istiyorsanız bu sefer Request Animation Frame değil arkadaşlar. Set Animation Loop arkadaşlar fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor. En büyük değişiklik bu. Normalde biz animate fonksiyonumuzu nereden çağırıyoruz? Init fonksiyonun içerisinden çağırıyoruz arkadaşlar. Init fonksiyonun içerisinden çağırırken biz artık Request Animation Frame'i kullanmayacağız Windows penceresinin altında. Arkadaşlar neyi kullanacağız? Render'e ait set animation loop'u kullanacağız. Sonuçta bizim renderer nedir arkadaşlar? WebGL renderer'e ait bir nesnemiz. Bu nesneye ait set animation loop fonksiyonunu çağırarak arkadaşlar render işlemini yapmamız gerekiyor. Render işlemini animate'de değil de isterseniz render'i buraya da gömebilirsiniz. Sonuçta render işleminizin de render bir de ek olarak arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Render işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar buton eklememiz gerekiyor. Sonuçta bir sanal gerçeklik uygulaması yaptığımız için ne yapmamız gerekiyor? Karşı taraf sanal gerçeklik gözlüğüyle mi görüntüleyecek? Bunun için bir seçenek vermemiz gerekiyor. Bu seçeneği verdikten sonra arkadaşlar sonra sanal gerçeklik uygulamasına giriş yapabilir. Bu yüzden biz ne yapıyoruz?
bir buton ekliyoruz sahneye arkadaşlar. Bunun için de ben yine bu butonu nereye eklemem gerekiyor? Benim render yaptığım ana web sayfama eklemem gerekiyor. Şimdi VR button'ın bir create button diye bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonu kullanarak arkadaşlar sanal gerçeklik uygulamasına giriş yapabiliriz. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir görelim. Arkadaşlar ne yaptım? Şu an benim VR button olarak adlandıran şu an benim kütüphanem yüklü. Aynı klasördeyim. Daha sonra kodlar içerisinde arkadaşlar import ettim. Yani VR button'a ait özellikleri kullanabileceğim VR button nesnesi ile birlikte. Şimdi dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu arkadaşlar. Şimdi normalde ben animate fonksiyonuyla ne yapıyordum? Şurada şöyle yazıyordum. Window diyordum, değil mi arkadaşlar? Hatırlarsanız request frame diyordum. Animation frame animate diyorduk. Şunun altında da ne vardı bizim normalde? Şu renderer'ımız vardı. Şöyle bir şey kullanmamıştık. Bu bizim işimizi yapıyordu. Ama bu sanal gerçeklik uygulamalarında ise bu değişiklik var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Render right set animation loop'u kullanıyoruz. Render işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Renderer'ı çağırıyoruz ve buradan da renderer fonksiyonumuzu tekrar kullanıyoruz arkadaşlar. Tek fark bu. Buton eklemek için de arkadaşlar ikinci seçeneğimiz. Bunu kullandıktan sonra işlemlerimizi yaptığım için ben sahneye bir tane buton eklemem gerekiyor. Bunun için de ne yapıyorum? Append child'a nasıl render eklediysem VR button'da buraya ekliyorum. Sadece onu ekleyebilmek için create button diye bir fonksiyonu var. Yani bu kütüphanenin kendi özelliği. Fonksiyonu kendisi oluşturuyor. İsterseniz hemen bir uygulamamızı görelim. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum arkadaşlar. Şu an VR'a geldim arkadaşlar. Şu an bir VR uygulamamı çalıştırabilirim. Fakat şu an için benim bir butonum yok. Bu butona giriş yapamam ama normalde VR uygulamasına girdim. Ne yapmam gerekiyor? Benim burada arkadaşlar VR butonu eklemem lazım. Şu an yenilediğim için web sayfamda arkadaşlar Enter dediğim zaman bu VR kısmına gireceğim. Fakat bazı temel işlemlerin de yapılması gerekiyor. Ekranın ikiye bölünmesi, piksellerin ayarlanması, seçme işlemleri yapılması, bunun gibi çok fazla işlemlerimiz var. Ama şu ana kadar en önemli olan husus bu. Bu kütüphaneyi kullanıp Ender VR'a girdiğimiz zaman arkadaşlar artık girişten sonra simülatörümüzü kullanacağız. Bunun için arkadaşlar bazı temel bilgilerin yine verilmeye devam edilecek. Bir sonraki dersimizde ayrıntılı olarak biz ekranlarla ilgili nasıl işlem yapabiliriz? Ray Casting'i nasıl kullanabiliriz? Seçme işlemini nasıl yapabiliriz? İşte sizin uygulamanız diyelim iki tane kontrolör mü kullanacak? Tek kontrolör mü kullanacak? Bunları nasıl yapabiliriz? Veya birden fazla kontrolör olsa da yani uygulamanızın ikisine eşit olabilmesi için yani aynı anda yapabilmek için kodlarda simülatörü nasıl çekebiliriz? Bunun gibi temel işlemler arkadaşlar bir sonraki dersimizde ayrıntılı olarak yapılmaya çalışılacak. Herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar cevaplayabilirim.